Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 2023 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Aralık ayı sizin için özel yaşamınız, aileniz, ev yuva alanlarında daha fazla enerji harcayacağınız, motivasyonunuzun biraz daha özel hayatınıza yoğunlaşabileceği bir ay. Konu başlıklarına şöyle bir bakalım. Ay boyunca Mars yay burcunda olacak. Yay burcunda yeni ayımız doğuyor. Yengeç burcunda dolunay var ve yönetici gezegeniniz Merkür Oğlak Burcu'nda olacak ay ortasında retro hareketine başlıyor Evet şimdi detaylara bakalım Güneş ayın 22'sine kadar yay burcunda olacak dördüncü evinizde olacak ve Mars da bu alanda olacak ay başından itibaren Aslında sizin için biraz da özel yaşamınız aileniz evdeki işleriniz var belki bir yerleşim konunuz var i̇şte aile ve ebeveynlerinizle ilgili e, meşguliyetleriniz olabilir. Bu bir taşınma konusu olabilir. Evde çalışıyorsunuz, evdeki işlerle ilgili daha fazla böyle bir çalışma trafiği, efor sarf etmeniz söz konusu olabilir. Gezegeniniz Merkür 1 Aralık'ta Oğlak Burcu'na geçecek. Merkür Oğlak Burcu'nda oldukça sistemli, planlı, programlıdır iş konularında, ticari konularda da çok iyidir. Ve size de güzel bir açıda olacak. Dolayısıyla şimdi bu ay başından itibaren Merkür desteğinizi önemseyin sevgili başaklar. Bir öğrenciyseniz eğitim konularında bir şeyleri öğrenmek için, çalışmak için iyi bir süreç. Çünkü zihinsel aktivitelerinizi iyi etkiler yeteneklerinizi iyi gösterebilirsiniz bir toplantıda sunum yapma işte bir randevuda kendi görüşmek herhangi bir konuda kendinizi iyi, iyi ifade etmeniz mümkün Dolayısıyla önemli işlerinizi görüşmelerinizi toplantılarınızı yazışmalarınız hatta anlaşmalarınızı lütfen ayın ilk haftasında yapmaya çalışın 13'ünde Merkür gerilemeye başlayacak Oğlak burcunda Onun öncesinde bu Merkür den daha fazla fayda görebilirsiniz. Özellikle 7, 8, 9 Aralık. Merkür-Jüpiter üçgeni ekstra güzel fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Sürprizler, şanslar, teklifler, imkanlar karşınıza çıkarabilir. Ticari fırsatlar, seyahat, yolculuklarda ilgili fırsatlar, belki biraz yurt dışı ile bağlantılı konular, özellikle eğitim ve ticaretle ya da sosyal medya internet üzerindeki girişimleriniz varsa buralarda da ayın bugünlerini 8-9 aralığı iyi bir şekilde verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz ayın 13'ünde 20 derece yay burcunda yeni ay doğacak dördüncü ev yeni ayı bir yerleşim konusu yani bu tabii ki biraz hani ev yuva deyince evlenme gibi bir konunuz da olabilir ya da boşanma ve sonrasında hani bir düzen değiştirme gibi bir konunuz da olabilir taşınma konusu, evde bir düzen kurma, emlak alma, satma ve benzeri konularınız olabilir. Daha çok özel hayat ve evle ilgili konularınız yeni ayda dikkat çekiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok daha önemli etkiler alabilirsiniz. Evet yine aynı gün 13'ünde Merkür Oğlak Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Ayın 23'üne kadar Oğlak Burcu'nda gerileyecek. Bu dönemde e, özellikle çocuklarla ilgili konular, belki işte onların eğitimi, sınavları veya sizin biraz daha bireysel olarak yaratıcı çalışmalarınız, hazırladığınız bir proje olabilir. Merkür Retrosu'nda e, ne yapıyoruz? Gözden geçiriyoruz, kontroller yapıyoruz. Yeni bir adım atmak, ileri gitmek yerine biraz duraklamak, bir dinlenmek. Daha çok yaptığımız işleri gözden geçirmek daha verimli olabilir ki böyle bir dönemde gerçekten gözden kaçırdığımız detaylar önümüze gelebilir. Eksikleri tamamlama zamanı aslında. 23'ünden itibaren ise Merkür yayda gerilecek. Bu dönem sizin için biraz daha zor. Çünkü sert açı yapacak Merkür 23'ünden itibaren. 2 Ocağa kadar yay burcunda gerileyecek. Bu dönemde herhangi bir emlak almak, satmak, kiralamak, sözleşme, kontrat yapmak falan bunlardan kaçınalım. Çünkü sıkıntılar olabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir, karışıklıklar olabilir. Özellikle aile üyeleriyle ilişkilere dikkat edelim çünkü anlaşmazlıklar yaşayabiliriz. Ailede bir sorun varsa geçmişten gelen bir konu tekrar karşımıza çıkabilir. Evde kullandığımız araç, gereç, iletişim cihazları, elektrikli araçlar falan, ev aletleri bozulabilir, sıkıntı çıkarabilir. Yani bu dönem onların kontrolleri, bakımları için aslında daha fazla zaman gerekiyor. Onlara odaklanabiliriz. Yeni bir şey almak için çok da doğru değil. Ama hani bozulan, sorun çıkaran eşyalarımızı tamir ettirebiliriz böyle bir süreç içerisinde. 22'sinde Güneş Oğlak burcuna geçiyor artık. Güneş'in Oğlak burcuna geçişi ev, aile ve yuva konularından hani biraz daha enerjisi anlamda sizi dış dünyaya, hani daha keyifli konulara odaklamaya başlayabilir. Ve 27 Aralık'ta 4 derece yengeç burcunda dolunay var. Bu dolunay sizin için güzel bir dolunay ama bazı dikkat gerektiren konular da var. 11. ev dolunay aslında bazı amaçlarınıza sizi ulaştırabilir. Üzerinde çalıştığınız bir proje sonuçlanabilir. İşte iş yerinde belki terfi edebilirsiniz. Maddi manevi bazı ödüller alabilirsiniz. Bir başarı elde edebilirsiniz. Sosyal hayatınız arkadaşlıklar anlamında hareketlilik getirebilir bu dolunay size. Yeni tanışmalar olabilir. Özellikle grup ilişkileri, işte böyle bazı kalabalıklar içerisindeki organizasyonlar ve benzeri alanlarda da size destekler getirebilecek fırsatlar getirebilecek bir dolunay Jüpiter güneş üçgeninin olması da dolunayın bereketini arttırıyor aslında lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 08 derece arasıysa dolunaydan daha güzel bir açı alıyorsunuz ve Jüpiter'den de güzel bir açı alıyorsunuz bu dolunayın şanslı etkilerini arttıracaktır Öncü burçlarda gezegenleriniz varsa dolunay daha bir belirgin hale gelecektir ama bazı konularda biraz da dikkat etmek lazım. Özellikle Merkür ile Neptün arasındaki kare açı karışıklıklara, bazı yanlış anlaşılmalara, işte dalgınlıklara, unutkanlıklara zemin hazırlayabilir. Özellikle karşınızdaki kişilerden eş, partner ya da işten ne bir arkadaş, bir ortak hani bir beklentiniz varsa varsa burada bazı yanılgılarla da sizi yüzleştirebilir. O yüzden daha dikkatli, daha objektif olmanız gereken bir süreçtesiniz. Güneş Jüpiter arasındaki bir üçgen açı, Jüpiter'in Boğa burcunda olması 26 Aralık, 27 Aralık, 28 Aralık gibi özellikle uzaklardan, yurt dışı konularından, yabancı ülkelerden güzel bir şans getirebilir size. Belki işte bir seyahat, bir organizasyon, bir yolculuk olabilir eğitimle ilgili bir başarı olabilir, bir sınavı geçmek gibi. Ee, yayıncılıkla ilgili işlerde güzel gelişmeler olabilir. Özellikle medyada, sosyal medyada, internet üzerindeki girişimlerinizde. Hukukla ilgili bir konunuz varsa, bir mahkemeniz, davanız, burada da bazı önemli şanslarınız olduğunu unutmayın. Doğru kişilere ulaşabilirsiniz en azından size destek olacak, yardımcı olacak kişilere bu dolunayla birlikte daha rahat ulaşabilirsiniz sevgili başaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.